bedenlerinin kaldıramayacağı şartlarda çalıştırılan arkadaşları, kardeşleri, ağabeyleri ve ablaları için bir araya geldiler. Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde ülkemizde ve dünyada sorun olan çocuk işçiliğine dikkat çekmek için toplandılar. Bir elinde balonları, diğerinde ise mesaj yüklü pankartları vardı her birinin. Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün organize ettiği bir yürüyüşle kutlandı. Galatasaray Meydanı'nda toplanan yüzlerce çocuk Taksim Meydanı'na yürüdü. Çocuk işçiliğine son verilmesi için tek yürek, tek bilek oldular. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan'ın da katıldığı programda miniklerin önemli destekçileri vardı. Tiyatro sanatçıları, televizyon sunucuları ve akademisyenlerin yanı sıra Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Arhan da destek için oradaydı. Haydi Tut Elimi ve Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği Başkanlığı'nı yürüten ve hep çocukların yanında olan Tarhan, çocuklarla birlikte şapkasını taktı, Taksim Meydanı'na kadar yürüdü, bir kez daha onların yanlarında olduğunu gösterdi. Miniklerden oluşan mehter takım öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, Taksim Atatürk Anıtı'nda son buldu. Yürüyüş sonunda protokol ve çocukların katılım ile Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törenin ardından söz alan 14 yaşındaki Tarık, her çocuğun kendisi kadar şanslı olmadığına dikkat çekti. Bugün çocuk işçiliğiyle mücadele günü. Tarla başında oturuyorum. Yani etrafımda çalışan çocuğun da çok olduğu bir bölgede. Bizlerin, yani çocukların hayatlarını karartmanın da onları kurtarmanın da ne kadar kolay olduğunu görebileceğim bir yerdeyim. Ben küçük bir müdahale ile çocukluğumu yaşama fırsatı bulanlardanım. Beyoğlu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne kayıtlıyım. Tüm ihtiyaçlarımın karşılanabildiği, çocukluğumu yaşamama riskinin olduğu mahallemde bana ve arkadaşlarıma sunulan bir fırsat. Bu konuda kendimi ve benim gibi onlarca arkadaşımı şanslı görüyorum. Amacımız toplumu bilinçlendirmek diyen Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, çocuk işçiliğinin önüne geçmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çocuk işçiliği gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çocukların başarılı bir şekilde geleceğe hazırlanabilmesi açısından önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan işlerde çalıştırılmaları ulusal mevzuatımızda ve ülkemiz tarafından imzalanan uluslararası sözleşmeler ile yasaklanmıştır. Programın sonunda öğrenciler dans gösterilerinde bulundu. Çocuk işçiliğine son verilmesi için çocuklar hep birlikte balonlarını gökyüzüne uçurdu. Thank you.